Merhaba arkadaşlar. Bugün arçelik tel ve makinesini tanıtacağım size ikili. Hem temizliğini hem tank boşaltmasını, tankın yıkanmasını, kahve ayarlarını, su ayarlarını. Bunları çok problem olduğunu gördüm ben internette. Ben 2 senedir kullanıyorum. Bakalım size çözüm bulabilecek miyim? Şimdi makinemi temizlemek için özellikle şöyle deterjan kullanılmayan bir bezle böyle genelde siliyorum etrafıma. Zaten 2 senelik olduğu halde yeni gibi duruyor. Bu alet deterjanı sevmiyor renginden dolayı da. Şu şekilde çok kullanıldı da zaten belli. Deterjanla fazla temas etmemek gerekiyor bunları. Dışında bu şekilde temizliyorum. Haznesine de yine şeyle, deterjansız bir bezle temizlerseniz, bir de şey sıkıntı yaratıyorsa şu üst tarafını muhakkak temizlememiz gerekiyor. Şuradakiler bazen su damlatıyor. Çok fazla tankı doldurursanız buraya da su damlatması oluyor. Ben aynı sorunu yaşadım. Şurada hafif bir leke var. Şu lekesi. Deterjan değdirmek istemiyorum. Bu şekilde temizlemeniz yeterli. Şimdi tankını boşaltacağım. Tankımız burada. Su ayarımız bu. Çok güçlü bir şekilde çekilmesi gerekiyor. Bu şekilde çıkıyor. Bakın benim suyum da var içinde. Ben bunu boşaltıp yıkayacağım. Kullandığım deterjan bitkisel, suyla çok çabuk akan bir deterjan. Siz böyle tercih ederseniz çok iyi olur. Bulaşık makinesine de atabilirsiniz. Deyen bir parça olduğu için su sürekli içinde, bu bir tank. Sürekli içinde su var. Su olan yerde muhakkak kirleniyor. Koku yapıyor, bakteri yapıyor. O yüzden haftada bir makineye atmanızı tavsiye ederim. Ya da böyle elinizde güzelce bitkisel suyla akan bir deterjanla yıkamanızı tavsiye ederim. Bakın çok iyi bir şekilde temizledim. Zaten bir parça çıkıyor. Şurayı diş fırçasıyla da yapabilirsiniz. Zaten sünger sürdüğünüzde üstteki deliklerden çıkıyor. Maksimum yazan yere kadar doldurmamız yeterli. Fazla doldurursanız taşar. Makine içinde sağlıklı değil. 3 boy fincan aldım. Su ayarlarını deneyeceğim sizler için. Şu an gördüğünüz gibi 1'de 2, 3. 1, 2, 3. Zaten yanında gelen kahve var hediye. Hepiniz bilirsiniz. Onun içinden çıkan şu kaşık ayarları yapmakta yardımcı oluyor size. Çatal sapıyla falan da yapabilirsiniz kaybettiyseniz. Şu an bir de ben hemen bir tane kahve hazırlıyorum. Kahve ayarı da aynen şu şekilde. Bu gelen kaşıkla bir tam silme yapıyoruz. Şekerimi de ekledim. Şöyle muhakkak şunu yapın. Yoksa topak topak oluyor. Şöyle iyice karıştırın. Hatta biraz daha su koyup da suyla da şöyle bir karıştırırsak daha böyle bazen topaklanma yapıyor. İşte şu hareketi yapmadığımız için, şöyle çalkalamadığımız için
Kahveler topak topak kalıyor. Şimdi biri deniyorum. Bu sesi duyduğunuzda zaten kahvemiz hazır. Şöyle bakalım küçük fincanı tam dolduracak mı? Gördüğünüz gibi ben bir ayarı da asla kullanmıyorum. Bu sorunu yaşıyorum. Tam doldurmuyor. Yine hemen şöyle sudan geçireceğim. Bunu sürekli deterjana maruz bırakmayın. Şu şekilde gayet de temiz oluyor ama ben diğerini kullanacağım tabii ki. İkinci ayarımızı hemen deneyelim. İkiye aldım ayarımı. Yine aynı ölçüde. Normalde kullandığım ayar bu. Alıyorum hemen. Şöyle iyice bir karıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Mesela oraya çalıştırdım. Buraya hemen bir damla attı. Böyle bir sorunumuz da var. Ufacık bir sorun da bence yapılması gereken gerçekten servise götürüp göstermek. Çünkü pahalı bir makina. İki kişilik için hazırlayacağım şimdi. İki kişilik olana şekeri seven arkadaşlar için tam doldurmalarını o kaşıkla tavsiye ederim. Su alıyor şu an zaten. Ve iki tarafta cezve yokken kımıldatırsanız yerinden, yani hafif yerinde oynarsa su damlatma olasılığı çok yüksek. Şuradaki gördüğünüz lekeler o yüzden oluşuyor. Evet. Kahvemiz oldu. Şimdi normal boyda olan fincanlarımı şu şekilde ekliyorum. Bakalım ikinci ayarda çift kişilik tam olarak dolduruyor mu? Gördüğünüz gibi ikinci ayarda tam sayıdır. İkinci ayarda çift kişilik yapmak makul, mantıklı. Şimdi üçüncü ayarda şu şekilde diğer fincanın biraz fazla büyük. Bu şekilde macchiato içtiğimiz bir fincanım var. Bu double boy kahvede içilen bir fincan. Türk kafelerde de bu şekilde geliyor zaten. Bu boyutta deneyeceğim. Üçüncü ayarda ne şekilde bir kahve yapacak bize? Şöyle üçüncüye çevirdim ayarımı. Yine tek kişilik yapacağım. Çift kişiliği yaptım, gösterdim zaten. Şekerimizi ilave edelim. Artık bu tanıtımın üzerine bir kahve içmek hak oldu. Diğerlerini artık yetiştiremedim. Şöyle bir gerçek var. Gerçekten bu makine güzel kahve yapıyor. Onu ses duyabiliyorsunuzdur umarım. Şu an üstte temizlememiz gerektiğini uyaran ses. Çünkü 2 senedir kullandığım için orayı sık sık silmek gerekiyor. Silmezseniz böyle tuhaf tuhaf sesler de duyabilirsiniz. Bazen kahvenin az olma sebebi de bu olabilir. Benim genelde sağ taraf hep sıkıntılı. Az kahve yapıyor. Yani suyu az veriyor. Muhakkak silip temizlemek lazım. Sürekli bakım isteyen bir makina. Üçüncü ayarda olduğu için biraz daha ağır yapıyor. Bakalım. Büyük boy olan. Hani öyle diyorlar ya. Büyük boy olan fincanıma ne kadar dolduracak. Gördüğünüz gibi bu makinenin ayar diye bir şeyi yok.
Üçüncü ayarda ancak normal fincanlarımız var ya, günlük kullandığımız. Küçükler değil, orta boy olanlar. Çünkü daha küçük fincanlar da var, kahve fincanları. Gördüğünüz gibi bu kadar yapıyor. Double boy bir kahve fincanını. Normal şartlarda da küçük macchiato fincanı olarak da geçiyor bu. Onun yarısını biraz fazla dolduruyor, o kadar. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz farklı bilgiler varsa sizin için araştırıp video çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz eğer. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler.